billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sabi'u vel erba'une min kitabil umuril menhiye anha. Riyadu Salihinin Kitabul Umuril Menhiye Anha'nın 47. dersini okuyoruz. 356. bab. Bu bab da babun fin nehi an idaatil mali fi gayri vucuhihi leti edine şer'u fiha. Bu bab neden bahsediyor? Şer'ın izin verdiği cihetlerin gayrisinde, şer'ın müsaade ettiği cihetlerin gayrisinde mali zayi etmek, mali sarf etmenin nehyiyle ilgili. Yani bu bab neden bahsediyor? Diyor, malinizi şer'ın izin vermediği yerlere sarf etmeyin, kullanmayın. Günah olan şeylere, mekruh olan şeylere, rüyanın olduğu yerlere malinizi zayi etmeyin, boşuna kullanmayın. 1779. hadis An Ebi Hüreyre radiyallahu anhu. Kimden rivayet edilmiş? Ebu Hüreyre'den rivayet edilmiş. Kal Ebu Hüreyre demiş Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü demiş ki İnnallâhe yardâ lekum selâsen. Yüce Allah sizin için üç şeyden razidir. Üç şeyden memnundur. O üç şeyi yaparsanız Allah'ın hoşuna gider. Size sevap verir. Ama ve yekrehu lekum selase. Abla görmemiş galiba. Ders nerede? Ve yekrehu lekum selase. Sizin için üç şeyden de ne? Kerahet ediyor, hoşlanmıyor. O yüce Allah'ın hoşuna giden üç şeyiniz nedir? Yüce Allah'ın hoşuna gitmeyen üç şeyiniz nedir? Feyarda lekum, yüce Allah sizin için razidir. En ta'buduhu, ona ne edesiniz? İbadet edesiniz. Ve la tüşriku bihi şeyen, ona ibadet edesiniz. Ona aslan hiçbir şeyi şirk koşmayasınız. Şerik ortak koşmasınız. Yüce Allah bundan razıdır. Yüce Allah'ın razı olduğu şeylerden biri nedir? Feyarudar lekum, sizin için razıdır. En ta'buduhu, siz ona ibadet edesiniz. Ama ve la tüşriku bir şeyen, ibadetinizden ona hiçbir şeyi şerik koşmasınız. Bu Allah'ın hoşuna gider. Namaz kılarken, herhangi bir ibadet yaparken gösterişi katmamak lazım. Allah'a ortak edinmemek lazım. Bir de ve en ta'simu bihablillahi cemi'an, Allah'ın ipine sarılmanızı, toplu halde hepinizin Allah'ın ipine sarılmanızı Allah'ın hoşuna gider. Allah'ın habl, habl demek ip demek. Burada ipten murad nedir? Din demek. Yani Allah'ın hoşuna gidiyor. En tahsimu, siz yapışasınız. Bihablillahi, Allah'ın dinine cemiyen. Hepiniz toplu halde Allah'ın ipine sarılmanız Allah'ın hoşuna gider. İtikaç 2. Bir de ve la teferraku, parçalanmayasınız. Bu Kürttür, bu Türktür, bu Arap'tır, bu Laz'dır deyip de parçalanmayasınız. Hepiniz toplu bir vücut gibi bir Allah'a, bir peygambere, bir dine bağlanmanızı, dağılmamanızı Allah'ın hoşuna gider. Demek Allah'ın hoşuna giden şeyler, bir insan Allah'a ibadet ederse ona şerik koşmasa. İki, Allah'ın ipine hepimizin sarılması Allah'ın hoşuna gider. İki, dağılmamanız, parçalanmamanız mamız Allah'ın hoşuna gider. Teferraku, teteferraku, teteferraku nedir? Lay nahiye geldi, nun gitti. La teteferraku, iki taandan biri gitti. La teferraku kaldı. Peki Allah'ın hoşuna giden üç şey bunlar.
Allah'ın hoşuna gitmeyen, Allah'ın kerahat ettiği üç şey nedir? وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ قِيلَ böyle denilmiş. قَالَ falan kez şöyle demiş. Biri binayı faal, biri binayı mef'ul. Burada قِيلَ fiil-i binayı meşhurdur. Burada قِيلَ'si muradır. قَالَ'si muradır ama Ya Rabbi mehduh olur. Yüce Allah قِيلَ قَالَ yani dedikodu yapmak, lüzumsuz şeylerin peşine düşmek. Böyle denildi, böyle biri dedi, Frankeş böyle dedi. Lüzumsuz şeylerle uğraşmak Allah'ın hoşuna gitmiyor. Allah bundan kerahat ediyor. Bir, ve kesrete suali. Çok sual etmek, yani lazım olan şeylerden, suali. Lazım olan şeylerden, bilinmesi gereken şeyleri insan zaten sormalı ve öğrenmeli. Gaye, kendisini ilgilendirmeyen şeylerin peşine düşüp deşmek, çok sual etmek, Allah bundan da kerahet eder. Efendimiz ne diyor başka bir hadis-i şerifinde? Geçmiş ümmetleri kesretü sual helaka götürmüş. Çok sual ettikleri için Allah onları helak etmiş. Çok sual edilmeyle yük ağır oluyor. Hazreti Musa dedi, ey benim kavmim bir İneği kesin. Nasıl bir inek? Böyle olsun. Bir daha nasıl bir inek? Nasıl bir inek? Derken ineğin şartları ağırlaştı. En son bulamadılar. Bir de bir inek buldular. Bir öküz derisi altın doldurması kadar. Yani o kadar para verdiler. O deve aldılar. Başka yoktu çünkü. Demek ki قِيل قَالْدَنْ Allah kerahat eder, كَسَّتُ sualdan kerahat eder, bir de وَاِضَاءَةَ الْمَالِ Zaten bu hadiste bize lazım olan bölüm, yani bu hadiste değil de bu babda bizi ilgilendiren kısım budur. Mali zayi etmek insanın Allah'ın hoşuna gitmez. Allah bundan kerahat eder. Malın varsa ihtiyacın kadar kullan. Ama zayi edersen, israf edersen Allah bundan hoşlanmaz. Niye? Şimdi diyelim bu Necati Sami'ye bir sürü para vermiş. Sami götürürse, çöpe atarsa, zayi ederse Necati'nin hoşuna gider mi? Gitmez. E bu mal Allah'ındır. Allah bize vermiş. Yiyin, için, hayır hasenatlerinizi yapın demiş. Götürün, zayi edin, israf edin dememiş. Bu Allah'ın hoşuna gitmiş. رَوَاهُمْ مُسْلِمُونَ Bu hadis İmam Müslim rivayet etmiş ve تَقَدَّمَ شَرْحُ Bunun şerhi açıklaması da daha önce geçtiği için artık burada İmam Nevevi diyor, ben üzerine durmuyorum. 1780. hadise geçiyoruz. وَاَنْ وَرَّادِينَ Kimden rivayet edilmiş? Verrad'dan rivayet edilmiş. Bu Verrad Katibil Mughire. Mughire bin-i Şube'nin katibiydi. Onun yazıcısı idi. Onun neydi? Yazıcısı idi. Oldum. Kale bu Verrad Mughire'nin katibi Verrad diyor emla aleyyel Mughire tübn-i Şube. Mughire bin-i Şube bana yazdırdı. Emre ne demek? Yazdırmaktır. Bana yazdırdı. Fi kitabin bir kitabda ila Muaviyete radiyallahu anhu. Hazreti Muaviye'ye göndermiş olduğu bir kitabında bana yazdırdı. Yani Mughire bin-i Şube Hazreti Muaviye'ye bir mektup gönderdi. Burada kitap mana mektubdu. O mektubu bana yazdırdı. O mektubda bana bunu yazdırdı. Ne yazdırdı? Enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nebisi kâne olmuştu, yakulu diyordu. Fidduburi kulli salatin mektubeti. Bütün farz namazların arkasında Allah'ın Resulü diyordu. Ne diyordu? La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَوَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Hani biz akşam namazından bir de ikindi namazından sonra söylüyoruz değil mi? Bütün Hamd-i
Değil, değil. Hani imam selam verince la ilahe illallah sizce la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. 10 sefer diyoruz. Allahümme ecirni minen nar diyoruz. Bu bütün namazlardan sonra olur. O iki namaz daha güçlüdür. Ama bütün namazlardan sonra 10 sefer söylersen olur. Sadece bu değil. Bunu söylüyordu. Allahümme la mani'a lima a'tayta ve la mu'tiye lima menate ve la enfa'u del ceddi minkel cedd. Bunu da söylüyordu. Manası nedir? Allahümme la mani'a lima a'tayta. Sen verdiğin şeye mani yok. Birine bir mal vermek isterse kimse ona mani olamaz. Kimse ona engel olamaz. Ve la mu'tiye lima menate. Senin men ettiğin herhangi bir şeyi kimse mani olamaz. Sen bir şey men mi ettin? Birine bir şey vermek istemiyorsun. Onu veren olamaz. Vermek istediğine mani olamaz. Men ettiği şeye de muati veren olamaz. Ve la yenfa'u zelceddi. Zenginlik sahibine fayda vermez. Minke indeke. Senin yanında el ceddu. Yani zenginlik sahibi kişiye zenginliği fayda vermez senin katında. Bir adam bütün dünya onun mülküdür. Yarın ölüp Allah'ın huzuruna gidince bir faydası yok. Bir ameli varsa, sadakası varsa belki onun faydası olur. Yoksa onun o ceddi, o zenginliği, o varlığı ona bir fayda vermez. وَلَا اَنْفَعُزَ الْجَدِّ مِنْكَ Orada min inde manasındadır. وَكَتَبَ yazdı. وَكَتَبَ yazdı yine kim? O Muğire ileyhi Muaviye'ye yazdı. Yani yazdı gaye bana yazdı diyor. Yani verrad diyor. Muğire Muaviye'ye yazdı. Yani yazdı demek emretti. Dedi yaz ben de yazdım. Ne yazdım? اَنَّهُ كَانَ يَنْهَا اَنْ قِيلَ وَقِيلَ وَكَتَبَ yazdı. قِيلَ وَقَالَ وَكَتَبَ yazdı kim? Muğire. İlehi Muaviye'ye. Ne yazdı? اَنَّهُ Allah'ın Resulü kâne olmuş yenha an قِيلَ وَقَالَ Allah'ın Resulü قِيلَ قَالَ nehyediyordu. Yani lüzumsuz şeydir. Laflarla uğraşmaktan men ediyordu. Ve idaatil mali, malın zayi etmesinden nehyediyordu. Ve kesreti suali, sualın kesretinden, çok sual etmekten nehyediyordu. Bak, hadisin bu kısmı bu babla alakalı. Bazen bir hadis 7-8 konuyla bab ilgili olabilir. Ve kâne olmuş Allah'ın Resulü yenha an uquqil ummahat. Ummahat, ummun cem'idir. Yani annelerin hukukundan nehyediyordu. Annelere asi gelmek, onlara itaat etmemekten nehyediyordu. Ve ve'dil benati, kızları diri diri gömmekten. Ve'd, gömmek, benat, kızlar. Benat, bintin cem'idir. Kızları diri diri gömmekten Allah'ın Resulü nehyediyordu. Bir daha ve men'i ve hati. Ve hatların men'inden nehyediyordu. Ve hat ilhahli bir şekilde bir şeyleri ne etmek, sual etmek, istemek demektir. Oldu değil mi? Ve yahuta vahar insan layık müstahak olmadığı bir şeyi talep etmek benimdir, bana ver demesidir. Yani Allah Resulü vahatın men'inden nehyediyordu. Vahat ne demek? Müstahak ol, layık olmadı, müstahak olmadı bir şeyi talep etmek. Ya odur. Veyahuta vahat ne demek? İlhahli bir şekilde herhangi bir şeyi istemek demektir. Allah Resulü bundan da nehyediyordu. Muttefakun aleyh. Bu hadis hem Müslim'de var, hem Bukhari'de var. Hem nerede var? Hem Müslim'de var, hem Bukhari'de var.
Anlıyorsunuz değil mi? Ve sebeke şerhu, bunun şerhi de ileride geçmiş, bir daha tekrar etmeyelim. 357. bab. Bu bab da babun finnehi anil işareti ila muslimin bi silahi. Herhangi bir Müslümana silahla işaret etmenin ehli ilgili. Ha ciddi ha şaka. Birine silah doğrultmak. Ve nahvi silahın benzeri, birine kılıç kaldırmak. Yani öldürücü aletlerle herhangi bir Müslümana işaret etmenin nehiyle ilgili. Ya adam şaka yapıyor, tüfek uzatıyor, şaka yapıyor. Fark etmez. Seva unkane cadden ise ciddi olsun. Ev mazihan ise mazih, yani şaka edici olsun. Yani ise ciddi olsun, ise şaka etsin. Öyle değil mi? Bu işin şakası olmaz. Bir de ve nehyi an taati seyfi meslule. Kılıçı meslul, meslul hani kanından çıkmış olarak eline almak kılıç. Kılıçı o şekil tutmak, onun da nehyiyle ilgili. Ve nehyi an taati. Taati ne demek Muhammed? El uzatmak. Neye? Seyfi kılıçen. Ne şekilde? Meslul olarak. Meslul ne demek? Kılıçın kını var. Biliyorsun kını nedir? Hani bir kılıfı var ya, kılıç içine atılıyor. İşte kılıçından çıkarılmış vaziyette kılıçı eline almak, tutmak, ondan da ne etmiş? Ne etmiş? Savaşta değil isen kılıçın kınında daim olsun. 1781. hadis an Ebi Hüreyre radiyallahu anhum an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kal, Allah Resulü demiş la yuhşir, işaret etmesin Muhammed ahadukum, sizden biriniz ila ahihi, kardeşine, yani öz kardeşine değil, Müslüman kardeşine işaret etmesin bir silahı, silahla böyle ona silah tutmasın. Niye? فَإِنَّهُ, çünkü o silahla işaret eden kişi la yedri, bilmiyor, لَعَلَّ الشَّيْطَانَ, belki şeytan يَنْزِعُ فِيَدِهِ, şeytan يَنْزِعُ فِيَدِهِ, يَنْزِعُ'nun manası biraz sonra gelir, öyle değil mi? Yani يَنْزِعُ, şeytan atar o silahı فِيَدِهِ, şeytan düğmeye basar. O tetiği şeytan çekebilir, karşı adam, tarafı adamı öldürmüş oluyor. O zaman feyaka'a fi hufretin minen nar. Karşı taraftaki adamı öldürdü. Evet, tetiği şeytan belki çekmiş ama o uzatmış, o sebep olmuş. Cehennemin çukuruna düşer. Bakın ne demiş Allah Resulü? La yuşir ahadukum, sizden biriniz işaret etmesin ila ahihi, Müslüman kardeşine, bir silahı, silahla ne etmesin? İşaret etmesin. Niye? Fe innehu, çünkü o la yedri, bilmiyor. La alle şeytana, şeytane olabilir şeytan. Yenzi'u, ne ediyor? Yenzi'u, şeytan atıyor. Fiyedihi, onun yedinde şeytan o silahı atabilir, patlatabilir. O zaman feyakav fi hufretin minen nar. Ateşin bir çukuruna ne eder? Düşer. Muttefakun aleyhi. Bu hadis hem Müslüm'de var, hem Bukhari'de var. Ve fir rivayetin lim muslimin. İmam Müslüm'ün bir rivayetine göre kal Allah'ın kal demiş kim? Ebu Hureyre. Birinci kâlenin faali kime gidiyor İhsan? Ebu Hureyre. Kâle Ebul Kasım. İkinci kâlenin faali Ebul Kasım. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin künyesidir. Bir oğlu Kasım diye Ebul Kasım deniliyor. Bir rivayete göre Ebu Hureyre diyor, Ebul Kasım böyle demiş. Men eşşare ila ahihi bi hadideti. Kim? Herhangi bir kardeşine bir hadidetle, bir demirle işaret ederse, bıçak olabilir, kılıç olabilir, keskin bir
Torna bir de türleri olabilir. Kim demir ile bir kardeşine işaret edersem fe innel melaikete tel'anuhu. Melaiketler ona ne diyorlar? Lanet ediyorlar. Hatta yenzi'e. Elinden çıkarıncaya kadar, elinden indirinceye kadar melaiketler ne ediyorlar? Melaiketler ona lanet ediyorlar. Ya o silah demir gösterdiği, demirle işaret ettiği kişi yabancıdır, onun kardeşidir diyor, fark etmez. Ve in kana ahahu li abihi ve ummihi. Velev ki annesinden, babasından onun kardeşi olsa dahi, öz kardeşi olsa dahi böyle yaparsa melaiketler ona lanet ederler. Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem yenzi'e, yani hatta yenzi'e dedi ya, dubite bil aynil muhmeleti ma kesri zayi. Yenzi'a dubite bil aynil muhmeleti ma kesri zayi. Aynı muhmele zanı kesresiyle yenzi'a neze'a yenzi'u. Hangi babdır? Neze'a yenzi'u. Heh, nedir? İkinci bab sülası. He, ikinci bab sülası. Derebe yedri budur. Ve bil gînil mu'cemeti ma fethiha. Yenzege. Bu sefer nezege yenzegu. Fetehe yeftahu babındandır. Peki yenzi'u olursa, yenzegu olursa manası nedir? Fark nedir? Ve manahuma mutekaribun. İkisinin manası birbirine yakın. Nedir? Ve manav bil muhmeleti yenzi'e olursa yermi, atmak manasındadır. Öyle değil mi? Melaketler ona lanet ederler o silahı atıncaya kadar. Ve bil mu'cemmeti eyden, mu'cemmet olursa yenzegu, yenzege olursa o da yermi ve yufsidu. Bak aynıdır. Atarsa onu ifsad edinceye kadar. Demek yenzi'e, yenzege ikisi de atmak manasındadır. Ve aslun nez'i, nez'ın asli etta'nu, birini eleştirmektir. Birinin hakkında ileri geri konuşmaktır. Vel fesadu fesadlıktır. Asıl manası budur. Ama bu gibi yerlerde atmak manasına kullanılıyor. 1782. hadis ve an Cabirin radiyallahu anhu kal na Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü nehyetmiş. Neden nehyetmiş? En yuta'ata seyfu. Kılıça uzanılırsa, uzanılması meslulen meslul olarak, yani kınından çıkarılmış olarak kılıça uzanılması, el uzatması, ele alınmasından nehyetmiş. Na Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yuta'ata el uzatılsın, es seyfu kılıça. Kılıça el uzatılsın, yani ele alınsın. Meslulen, o da kanından çıkarılmış olduğu halde. Ravahu Ebu Davud, bu hadis hem Ebu Davud'u rivayet etmiş. Ve Tirmizi'yi, hem İmam Tirmizi rivayet etmiş. Ve kâle hadisun hasenun. Tirmizi bu hadisin derecesini de belirtmiş, demiş hasen bir hadistir. 357. ne? Bak. Babun fi kerahetil hurucu minel mescidi. Bu bab ba'del ezani. Ezandan sonra camiden çıkmanın kerahetiyle ilgili. Ezan okundu mu? Adam camideyse artık camiden çıkması mekruh. Bazılar diyorlar çıkarsa başka camiye gidiyor, orada namaz kılıyor. Bir şey olmaz diyorlar. O zaman kerahet yok.
öyle diyen de var ama es-sahhu ki sen bir camide isen, ezan okunmuş ise artık oradan çıkıp başka camiye gitmek de mekruh. Normalde çıkıp namazı o an kılmamak da zaten mekruh. Ha illa li özrin, bir özrü varsa diyelim hastadır. Abdesti sıkışmış. Bir özür varsa çıkabilir. Peki ezan okunduktan sonra camiden çıkmak mekruhtur. Özür olmaksızın. Ne zamana kadar mekruh? Hatta yusalliye. Namaz kılıncaya kadar mekruh. Namazını kıldıktan sonra artık gidebilir. Peki camide tek başına namaz kılıyor veya cemaatle fark eder mi? Hayır, fark etmez. Ezan okunmuş ise camide tek başına namaz kılsa da çıkması mekruh. Namazını tek başına kılsın, sola çıksın. Cemaatle kılıyorsa da cemaatle. Mesela cemaat kimse kalmadığı zaman tek başına kılması... Ha çıkıp başka camiye cemaatle, cemaat yetişiyorsa o camide tek kılmak yerine başka camiye gelsin, tek kılsın. Ama çıkıyor, başka camide gitmiyor, işine bakıyor, sonra kılayım diyorsa o mekruh. 1783. hadis an Ebi Şa'şa'i, Ebi Şa'şa'dan rivayet edilmiş. Kal Ebi Şa'şa demiş, kunna ku'uden ma Ebi Hürer'e radiyallahu anhu fil mescidi. Bir gün biz mescidde Ebu Hüreyre ile beraber ne ediyorduk? Oturuyorduk. Fekâme racunun minel mescidi, adamın biri mescidden kalktı, yemşi, yürüdü gitti. Ezan okumuştu. Fe'etbe'ehu, ona tabi kıldı Ebu Hureyre. Ebu Hureyre beserehu, gözünü ona ne etti? Tabi kıldı. Ne demek? Böyle baktı. Hatta kharece minel mescidi. Camiden çıkıncaya kadar Ebu Hureyre radiyallahu anhu gözünü ondan ayırmadı. O kadar tuhafına gitti. Acaba çıkar mı camiden? Çıktıktan sonra fakale Ebu Hüreyre, Ebu Hüreyre dedi ki emma haza, bu adam fakat asa Ebel Kasimi sallallahu aleyhi ve sellem, bu adam Ebul Kasim'e ne etmiş? İsyan etmiş. Bu Muhammed aleyhissalatü vesselam'a aykırı gitmiş. Ravahu Muslimun, bu hadis kim rivayet ediyor? İmam Müslim rivayet ediyor. 359. bab, babun fi kerahati raddi reyhani li gayri özrin. Biri birine reyhan hediye etmiş ise bir özür mazeret yoksa onu red etmesi mekruhtur. Bu babda onun kerahatiyle ilgili. Babun fi kerahati raddi reyhani li gayri özrin. Özür olmaksızın reyhani red etmenin kerahatiyle ilgili. Oldu mu? Reyhan nedir? Kokusu güzel. Tadı nedir? Acıdır. Bir otur, bir bitkidir, bir çiçektir. 1784. hadis. An Ebi Hüreyre radiyallahu anhu, Ebi Hüreyre'den rivayet edilmiş. Kal Ebu Hüreyre demiş. Demiş kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü demiş ki men uride aleyhi reyhanun, kimin üzerine reyhan arz edilirse, sunulursa, ona verilirse fela yerudduhu, o reyhani red etmesin, ben almıyorum demesin. Niye? Reyhan zaten hafiftir. Fe innehu hafiful mahmili, taşınması hafiftir. Ağır bir şey değil diyelim, taşıyamıyor, yükü ağır oluyor. Tayyibu rihi, kokusu da nedir? Kokusu da güzeldir. Faydalı bir şeydir. O zaman niye rad ediyor? Rad etmesin, kabul etsin. Ravahu Muslimun, bu hadis İmam Müslim rivayet etmiş. 1785. hadis. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne la yaruddu tıybe, kim ona tıybi kokuyu hediye etseydi geri çevirmezdi, alırdı, kabul ederdi.
kâne la yaruddu tayyibe. Ravahul Buhari bu hadis kim rivayet etmiş? İmam Buhari rivayet etmiş. Oldu. 360. baba geldik burada duralım. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.